Kaç gündür bekliyoruz biz bu yağmuru. Oo haciler. Erdal abi. Yürü lan, hoş geldin. Hoş bulduk da. Ben burada ödül kalırsam. Gelirim. Gel. Gel gel gel. Sağ olan bas. Yasur kuzular bırakma. Kis kis yap, önde koş. Haydi. Ya ya ya, maşallah maşallah. Kaç gündür piştik ya sıcaktan. Abi. Yürü lan, hoş geldin. Hoş bulduk da. Ben burada ödül kalırsam beni aşağıya götüremezsin. Allah korusun, Allah korusun. Abi sen buraya nasıl her gün çıkıyorsun ya? Yani çıkıyoruz işte abi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Kusura bakma, nefesimi düzenleyeyim abi. Çabaynı baş. Teşekkür ederim abi, hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin. Değerli dostlar. Erdal abiye bir belgesel yapalım diye geldik. İnanılmaz bir arazide bu sene. Şurayı nasıl çıktık bilmiyorum. Çıkmamız gereken yeri de bir göstersin abi. Orası daha sıkıntılı. Ben batarya zayıf veriyorum. Birazdan batarya boş vereceğim. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum abi. Yavaş yavaş çıkarız. Şu tepe şimdi önümüze bir hedef var. Şu küçük kaya var ya. Oraya ulaştık mı tamamdır demektir. Anlıyorum. Gel gel çapır. Burası kötü. Burası gerçekten kötü. Hani bu senin suçun değil. Şöyle otlara basa basa gel. Birol abi bak. Tamam abi. Ayak izlerimi takip et biraz. Yani ben her ihtimale karşı elime hemen düşecekmişim. Bir yerde hazırdım. Bak bak. Ayaklarımı sürekli takip et abi. Şu otlar var ya, bunlar kaymanı engeller. Abi, şunlar. Doğru. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Gel abi. Şuradan şöyle. Bazı yerlerde böyle sıkıştım ve hafif kedan keçisi gibi zıplayarak. Deneyim be abi. Evet, Allah'ın ne verdiyse. Yo yo, oradan sakince gel gel. Tamam, gel. Şu an bilim isteyenler halime yeterince güldü. Gel gel abi. Ben yukarıya çıkıyorum abi. Senin suçun değil ki abi. Yani gerçekten alışkın olmayan insanlar için. Abi şu an kalbim 160 falan. Allah Allah. Gel biraz oturalım, gel gel. Biraz otur abi, biraz otur. Allah muhafaza. Biraz otur abi, burada biraz otur. Biraz şöyle otur, soluklan. Abi ben şimdi antrenmanlı değilim ama. Ya vallahi şimdi çıktığınız yere bak. Beni sevdim abi. Şöyle bir göstersin. Evet. Biz nereye çıktık abi? Öyle abi, ne yapalım? İşte bahsediyorum ya, bizim bu yayla iyi değil dememin sebebi bu yani. Koyun yaymak için, çobanlar için. Manzara muazzam. Evet. Doğa beni inanılmaz etkiledi. Yani ilk fark ettiğim şey doğanın sesi, evet. Şehrin sessizliği oldu burada. Evet. Hiç şey yok değil mi? Gürültü yok, patatı yok. Abi hiçbir şey yok. Hani keşke nefesimi tutabilsem de
şu anda Doğan'ın sesini seni takip edenler dinlese ama o kadar kalp atışlarım ve nabzım yüksek ki nefesimi baskılayamıyorum şu anda. Çalışıyorum. Güzel. Hakikaten de hakikaten de kalbin yaman atıyor, yemin ediyorum Bülent abi. Ve benim normal, rutin normal. Vallahi mi? Vallahi. Ay. Şurayı bir çıksak tamam Bülent abi. Az bir şey kaldı ya. Aslında böyle yerlerde biraz hani şey... Yani ardıma bakmasam daha iyi olacakmış biliyor musun? Ardıma bakınca kaygı seviyem arttı. Şu ben dedim burayı ben mi çıktım dedim şu an. Şey Bülent abi. Hiç bakmasaydık iyiymiş abi. Sürüden işte bu yüzden ayrılmamak lazım. Sürüden ayrılan tabii, koyunu kurt kapar. Kurt kapar. Bu yüzden de söylemiş abi. Galiba bu yüzden. Çünkü sürüyle birlikte hareket ettin mi kapılıp gidiyorsun o. O bir kaostur böyle. Seni alıp götürüyor. Ama he, böyle ayrıldın mı sürüden... Şey gibi hani baga girdin diyorlar ya İngilizce bir tabir. Evet. Bir line'ın içine girip böyle o hatta gidiyorsun yani. Evet evet o hatta şey gidiyorsun. Yani. Farkında değilsin. Trene ait vagonların bir parçası evet, gibi. Evet evet evet. Ondan koptuğun anda gidemiyorsun abi. Abi mantara... Şu anda şu koca dağın içinde çok sırıtmıyor muyuz tek başımıza? Ayırmayı denk gelir. Bir olalım kalk gidelim. Vallahi mi? Vallahi billahi. Gelir abi, gelir. Abi gözünü seveyim. Erdem abi. Buyur abi. Gerçekten benim sevdiğim bir kişiliksin de. Başlatsın. İnsan evladına bu yapacağım. Vallahi çok seviyorum seni. Eyvallah abi. Vallahi biz de istemezdik. Hayat fikirlerini. Teşekkür ederim abi. Yaşama bakış açını, yaşama dair mücadelemi çok seviyorum ama bu mücadele beni biraz yordu. Yordu. Biraz yordu. Allah'ım sana çok şükür. İşte bak Bilal abi bir yamaçtı açtık gitti yani. Abi sen abi, nasıl mutlu oldum gerçekten. Son biraz sene istiyorum. Ben geçen senin meslektaşın İlkay'ın orada bir günlüğüne çoban olmaya çalıştım abi. O gün anladım ki bu meslek gerçekten herkesin yapabileceği bir meslek değil. Boşuna demiyorlar çobanlık kutsal meslek diye. İlk iki saatin içinde sürü dörde ayrıldı. Evet. Her biri bir yere gitti. Bir anda fırtına geldi, üzerime yağmur yağdı. En son artık mecburen kendimi düşünerek sürüyü bırakıp evet, eve doğru sürüsü döndüm. Bir baktım sürü benden önce gelmiş. Gelmiş evet. Hiçbir sıkıntı olmadan videoyu kapattık. Rol abi sana öyle bir yataş yapacağız. Hayatında böyle rahat bir uyku çekmemişsin. Abi akşam akşam sana da zahmet verdim. Yok ya. Yok abi rica. Yalnız ben bugün ya taşta değil, bence betonda da yatsam yattığım yeri bu yorgunlukla beğenirim diyorum ama öyle abi, değil mi diyorsun bence abi? Bence de, bence de. Fazla şey aramazsın yani, lüks aramazsın. Tamam burada ne varmış? Açalım bunu. Erdal Reis bana arazideki en düz yeri seçti. Evet. En düz seçtiği yer arkadaşlar. 70 santime 1.81 düzlük. Tam bu yana galiba yani dikdörtgen olarak hani sağa ya da sola dönersem aşağı yuvarlanma ihtimalim çok yüksek. Şurası böyle görünüz gibi. Dur abi ayağın uğurlu geldi. Sen geldin yağmur başladı. Zaten abim insan hayatında göre bu tür sıkıntıları göre. Kesinlikle. Yani ben bir yandan acayip keyif alıyorum. Bir yandan da başlangıçta şimdi böyle yağmur tatlı tatlı yağıyor olan diyorum çadırıma yağmur damlaları vururken uyuyacağım. Oraya da çok güzel bir çadır kurduk az önce. Ama yağmurun miktarı artarsa ne olur kestiremiyorum abi. Yok ne kadar yağarsa yağsın o çadırda sorun değil, problem değil. Bizim için de zaten biz... Bu arada inanılmaz lezzetli bir lor. Erdal Başkan sağ olsun. Afiyet olsun. Bana böyle yufkanın arasına lor yaptı. Hayatımda yediğim en lezzetli akşam yemeği abi. Samimi söylüyorum. Yani afiyet olsun. Yoruldum, acıktım, ayaklarım ağrıdı. Şu çay ve şu bir parça lorla yufka beni nasıl dinlendirdi bilemez. Afiyet şeker olsun abi. Yemin ediyorum unutulmaz bir an yaşıyorum. Afiyet olsun abi. Sarıkamış dağlarında kaç bin metredeyiz bilmiyorum yani. Burası 2000 vardır. 2000 var mıdır? Rahat fazla bile. 2000 metre yükseklikte böyle ateşimizi yaktık. Hafif de dumandan böyle tütsülenerek. Evet. Fırtın öncesi sessizlikte ki yağmurun gelişini bekliyoruz. Çünkü İnşallah abi, güzel yağar. İnşallah abi. Evet. Sen arkadaki o bulutu görünce çok iyi bir yağmur geliyor dedin. Evet evet. Bakalım gecemiz nasıl geçecek. Evet. Maceraya devam. Devam. Yani ben senin bir günle şahit oldum.
Sen bunu yaşam biçimi olarak yıllardan beri sürdürüyorsun abi. Emeğe büyük saygı. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim abi. Birol abi, bir de bu mevsim güzel bir mevsim. Bu mevsim yaz mevsimi, oba gelmiş. Bizim için en kolay mevsim. Bizim için en zor mevsim. Nasıl fırtına çevirdi? Bir ilkbahar. Ha vallahi. Şimdi burada tipi ya. Tipi esiyor resmen. Bir ilkbahar göç yolculukları, bir de sonbahar göç yolculukları. Hani evin ovanın olmadığı dönemler. Düşün, bir de akşam geliyorsun yemekle, çayla, suyla, kapkacakla, bir de bunlarla uğraşıyorsun yani. Ne üzüldüm ama. Hani arkadaşım şimdi 2 dakikada keyif yapabilirdik. Yok, yapamadık. Yaptırmaz. Yaptırmaz abi. Bu dağ yaptırmaz adama keyif miyif. Keyif miyif yok. Adamın içtiğini, yediğini ağzından burnundan getirir. Abi, yorgunluktan Evet. Her yanım acımış ya. Ağzımdaki nimeti çiğneyemiyorum. Çiğneyemiyorum. Bütün yutuyorum çiğnemeden. Otur abi, otur. Birol abi, otur biraz. Senin şansına da duman tam sana geliyor. Tamam. Bak böyle uyuyorum abi. Tamam. Böyle uyursan sıkıntı yok. Sabah görüşürüz bir ola. Birol abi patikayı bulamamış oradan geçmek için. Onun suçu değil, biz de ilk geldiğimizde buraya. Hani biz de yolumuzu seçemiyorduk. Ben de ama. Kopmuşsun taş mı? Yok yok, ama işte o sıkıntı var taşlarda. Sen elini tut. Yok, gelirim. Ayağını sağlam bas Birol abi. Gelirim. Gel. Gel gel gel. Sağlam bas. Tamam. Ha, geçtin. Çok şükür. Evet. Çok şükür bir belayı da atlattık. Seni sakatlanmadan... Evet. Gel abi. Çok akıllısın ya. Hırçın. Ben seni hep sürünün dışında gezeceğim. Ha? Maçı bir birenin. Ha? Yapın versen abi ya. He? Yapın versen mesela. Valla soğuk kubutu gördüm abi. Evet. Ah. Ah. Oh, hasta. Biliyor musun? Gülme ya. Çok. Başı bakma ya. Eyvallah. Bu derede zaten gündüz gelip çinmek var ya, bu her şeye ben yetiyor. Sıcaklığı çok güzel. Hani çok güzel. Ama rahatsız edici, evet. Soğuk değil. Bu şey çok yukarıdan doğuyor ya kaynaklar. Buraya gelene kadar taşların üzerinden ısınıyor. Benim ayrılık zamanım geldi. Evet. Başımız gözümüz üzerine gelmişsin Birol abi. Kusura bakma Birol abi, biz biraz yoğunduk, şeydik, hani ilgilenemedik. Abi, ne demek? Evet. Şuradan gözümü alıp yumarayım. Evet. Benim için acayip keyifli bir deneyimdi. Çok keyif aldım. Evet. Süper bir gündü. Çok da güzel bir video yaptık. Ayağına yani sağlık. Keyifli bir videoya imza attık abi. Evet. İnşallah güzel olur. Bir anımız, bir hatıramız İnşallah. Daha kalmış oldu. Evet. Çok güzel. Ben ailemle birlikte işlerinde kolaylıklar diliyorum. Teşekkür umarım ederim. Ben de sizin o bir gün dahil olduğumuz üzerinizi bozmamışım. Yok yok yok. Şimdi. Bize hatta yardımcı oldun abi. Çok ne teşekkür ederim. Biz de senin gelmenden keyif aldık. Allah razı olsun. Değerli ayağına sağlık. Bugün takipçilerine buradan hepsine selam yolluyorum. Çok kıymetli takipçilerim var. Çünkü diye senin yaptığın işin nasıl bir zorluk olduğunu, nasıl bir insan olduğunu biliyorlar. Bu yüzden seni takip ediyor binlerce insan. Evet. Onlara da selam olsun diyerek. Teşekkür ederim. Aranızdan ayrılırım abi. Sağ ol abi. Ayağına sağlık. Görüşürüz. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Ayağına sağlık.
böyle bırak, sapma hava böyle böyle böyle. Open hammer. Bıs hapır o, bıs hapır, bıs hapır, bıs hapır. Johnny. Kaç gündür bekliyoruz biz bu yağmuru. Böyle yağmasını. Ya dolu dolu yağsın. Dolu dolu yağmur. Ooo. Başu. Ooo haciler. Durumlar. Camı çıkayım bakar. Ha camı çıkayım bakar. Abi elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederiz Aydın abi. Ahmet abi kendinize dikkat edin. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Vallahi şampiyonsunuz abi. Abi kendine iyi bak. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Ağrı düşürüm de. Dünden beri 400 kaç tane? 500 600 tane kırdınız ha? 590. Bak kralsınız yemin ediyorum. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. Hadi uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Ula sen nereye gidiyorsun? Cemal abi bu nereye gidiyor? O gidip tıraş olup gelsin Erdoğan. Sakallarınıza var ya. Babası gitmiyor o gidiyor. Ne yapayım Erdoğan? Genç de bir şey olmaz gitsin ha. Gitsin. Ama abi. Ama İnşallah gidiş ha. Su içinde. Aynen öyle. Öyle evlat düşman başına. Hain evlat. Babayı bile bırakıp gidiyor. Ha. Bu sütü dükerse ben de yolda onu o sütü iyi koruyun abi size zahmet. Tamam. Tamam. Hadi uğurlar olsun. Sağ ol sağ ol. Helal hoş olsun. Hadi hadi uğurlar. Baba oğlum ben doktor. Abi elinize sağlık. Hadi güle güle. Bineceğiz Subi. Ya oraya bak. Yine gezip bir kaset abi. O kazık bu. O halim. O halim. Ne? Ama bana bir yok. Kaso. Bir yok. Damadır doktor. Sorsay, 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 sorsay. Bu noha.
İyi. Keşke sen de koyunları kırptırsaydın. 100 tane de kırptırsaydın olmadı mı? Çok güzel kırpmış adam yine. Çok tertemiz kırpıyorlar hayvanı. En iyisi. Cesur kankamla beraber kuzudayız. Gel Cesur. Bakalım kuzularımız da kırpıldı. Kırpıldıktan sonra Şerife'yi görelim. Ne alemdeler, nasıllar, iyiler mi? Allah razı olsun. Murat abi onlar çok temiz, çok güzel bir şekilde kırpıyorlar. Ve hızlı da oluyor. Hani o arada zaten düşünün, bu kuzunun ilacı var, aşısı var. Onların hepsini, bir de bu kuzuyu kırpımda bir de bunları şeye atırmak. Hani 2-3 kişi de ancak tutuyor, yatırıyor. Onlar da Aydın yapıyordu. Hasan yapıyordu. Rojan yapıyordu. Dışat yapıyordu. Cemal dayı yapıyordu. Bu... Ha tamam. Tuz yemeseydi sabah var ya Rojan. Şimdi götürüp bir tuzlayacaktın. Ne güzel, ne güzel. Her zaman tuzla o zaman. Cesur kuzuları bırakma. Cesur bak ona hele. Cesur kuzuları bırakma. Kis kis yap önde koş. Haydi. Bana kisi banka. O bana kisi banka bırak. Cesur can ya. Can. Cesur ne? Cesur içi can. Ruh. Rah. Bir tane. Adamın dibi. Koyunlar da bugün karşı dağa gittiler. Pardon. Hangi anne? Rehine bak doğaya. Makineyle kırpılmış bu kuzu. Güzel yani, iyidir. Makine de arkadaşlar, hani insan makineyi alıyor. Tamam makineyle kırpıyorsun ama gene aynı iş. Gene aynı bükülme, gene aynı kırpma. Hatta bu makineyle kırpan abi işte şey diyebiliriz yani, onda iki fark atıyordu diğerlerine. Üç fark atıyordu yani, fazla o kadar bir fark atamıyordu. Çünkü diğer kırpan arkadaşlar da gerçekten kırpma işinde profesyonelleşmişler. Yeniden buz yağış başladı. Güzel güzel yağıyor. Az önce kızları otarıyordum. Şimdi bu körpe koyunlarla analarını birlikte otarıyorum. Çıkmayın yukarı. Bu cizme giymedik. Ayaklar ıslandı. Ayaklar ıslanınca da mideme vuruyor şimdi. Eskiden böyle değildi ama galiba biraz yaşlandık artık. Hırı. Şey gibiyim ben, Joker gibiyim. Neresi sıkıştı hemen koşuyor ya. Bana şey, ortalığın elemanın muamelesi yapıyorlar vallahi. Neresi sıkıştı? Erdal koş, Erdal yetiş, Erdal oraya, Erdal buraya. Ben de gidiyorum, ne yapalım. Şu vaşak geçen gün arkadaşlar şu deredeydi. Önceki videoda
izleyen arkadaşlar biliyor. İzlemeyenler için de üste bırakıyorum linki, oradan izlersiniz. Başak şu deredeydi. Aslında geceden beri sesi geliyordu böyle. Bir ağlama sesi gibi bir ses geliyordu. Ben şeye söyledim. Mehmet amca söyledim, dedim ki Mehmet amca bak bir ses geliyor, dedi ki baykuş sesi, dedim amca yok. Baykuş sesi değil, bu ses biraz değişik bir ses. Galiba orada bence onun dönüp geriye bakmasından anladığım yavrular da olabilir. Orada fazla rahatsız etmeyeceğiz. Ben artık daha biraz daha dikkat edeceğim orada köpeklere falan. Yani baktım ki bir şey oluyor, böyle bir mücadele. Koşup kurtarmaya çalışacağım. Başak çok sevdiğim bir hayvan. Onu gördüm böyle inanılmaz mutlu oldum. Yani o hayvanları görmek, doğada yaşadıklarını görmek çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Ben bunu samimi bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Hani bazı insan vardır böyle şeyle söyler ya, hani böyle rol falan yapar. Evet, kurtlara karşı biraz şeyim var böyle ben, nasıl söylesem. Düşmanlığım yok da işte koyunu öldürüyorlar ya böyle. O arada insan öldürülmesini istemiyor hayvanın, ama şey biraz köpeklerin onları kovalamasını, biraz korkutmasını isterim yani. Ben bunu tabii kurtlar da ben istedim diye bunu izin verecekler veya böyle olacak diye bir şey yok. Ama ama diğer vahşi hayvanlara karşı bir şeyim var böyle. Çok sempati besliyorum onlara karşı. Hayatlarına, mücadelelerine, doğadaki varlıklarına. Yani varlıklarından mutluluk duyuyorum. Doğadaki varlıkları beni mutlu ediyor. Ya 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 maşallah maşallah. Kaç gündür piştik ya sıcaktan. Öyle bir sıcak vurdu ki arkadaşlar şu arada, biliyorsunuz otları 1-2 günde sararttı yani. Ama şu böyle bir can verdi ki bitkilere, inanılmaz güzel oldu. Normalde cizme giymem gerekiyordu ama şey oldu. Neydi ismi? Hava açtı. Yani öğlen şeyinden sonra, öğlen. Hey, nereye kaçıyorlar? Köye gidecekler ha. Öğlen yağan doludan, yağmurdan sonra hava açınca ben de şey düşündüm hani tekrar yağmayacak falan. O yüzden cizmeyi giymedim. Ve cizme böyle koyun otarırken falan böyle inişli çıkışlı arazi böyle çok yoruyor insanı. Bir daha insan ayaklarını şey yapıyor böyle, rahatsız ediyor. Bu yüzden giydim ayakkabıyı ve bu yüzden ıslandık. Bunun dönün bir ya. Ne boş boyaz hayvanlarsınız. Vallahi billahi ya. Şu ayağı kırılan bir koyun vardı ya arkadaşlar. Cemal dayı. Şöyle bak, kara sakızla. Kıyır dediğimiz onunla bağlamıştı. Biraz iyi. Biraz tutmuş gibi tabii. O kürek kemiğinin kırılması, iyileşmesi biraz zaman alıyor. Tabii hayvan mesela hareket ediyor sürekli. Hani hareket etmeseydi biraz kapalı bir alanda bu sefer durmuyor. Bir ara telde tutuyorlardı. Kendini tele vuruyordu, şeye vuruyordu. İnşallah iyileşir. Allah'tan ki Ezgi bağlı. Mesela Ezgi şu kuzuyu öldürebilirdi. Şu beşik koyun var ya şu arada giden. Şu iki kuzusu olan. Bu koyun böyle memeleri çok şişkin bir koyun. Ama sütü çok az olan bir koyun. Yani kuzuları hiç yarışmamış. Normalde memelerine bakınca diyorsun ooo. Bunda dünya kadar süt var ama kuzulara bakıyorsun hiç gelişmemişler.